Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cumartesi günü iş dünyasının kalbi, haftalık iş dünyası rehberiniz Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Dünyadan ve ülkemizden ekonomi haberleri, iş dünyası ile ilgili tüm merak ettiklerinizle karşınızdayız. Bu hafta da sektörlerin nabzını tutmaya çalıştık ve merak edilenleri sorduk. Hazır mıyız? Hazırsak hemen haber turumuzla başlayalım. Türkiye yerli güneş paneli üretecek. Eko Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi tarafından Türkiye'nin temiz enerji potansiyeline katkı sağlayacak 100 MWp kapasiteli güneş hücresi üretim tesisinin temeli atıldı. Türkiye'de ilk kez üretim sürecinin kalbi sayılan hücre ve wafer üretimini bu tesiste gerçekleştireceklerini ifade eden Süzer, Türk güneş panelini kendi kaynaklarımıza sağlamış olacağız. Bunu yapmamız enerji bağımsızlığı ve milli güvenlik için çok önemli bir adım ifadelerini kullandı. 500 euro tedavülden kalkıyor. Avrupa Merkez Bankası en büyük Avrupa para birimi olan 500 euro banknotlarının tedavülden kaldırılacağını açıkladı. Banknotların kaldırılma amacı ise terör finansmanının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi. Yapılan açıklamada halen tedavülde olan 500 euro banknotlarının geçerli olacağı 2018 yılı sonuna kadar sürede ise tümüyle tedavülden kalkacağı belirtildi. Türk İlaç Sanayi Uluslararası Pazara açılıyor. Türkiye yakın coğrafyada ilaç ve biyobenzer ürün talebini karşılamak için uluslararası pazara açılıyor. Yapılan açıklamada ilaçları ithal etmek yerine kademeli olarak Türkiye'de üreterek bölge ülkelere ihraç edilmesinin ilaç sektörünün Türkiye'deki önemini artıracak. Dünyanın en büyük arama motoru Google'un arama trendlerine baktığımızda dünyada en fazla yemek tariflerinin arandığını görüyoruz. Türkiye'de ise şaşırtıcı, yemek tarifi yerine kek tarifi bulunuyor. Dünyada gıda siteleri aramalarda ikinci sırada. Bu hafta köfteci Mehmet Usta'ya konuk olduk ve köfte pişirmenin püf noktalarını sorduk. Köfteyi, bir eti pişirmenin en uygun süresi sizce nedir? Şimdi köfte pişirmenin en uygun süresi, köfteyi iyi bir şekilde pişirmek istiyorsak ızgara ile ateş arasında 15 santim, 17 santim arasında bir boşluk olması gerekiyor. Etin kısık bir şekilde, yavaş, ağır bir şekilde köftenin pişmesi gerekiyor ki içerisinin dışıyla aynı şekilde orantılı bir şekilde pişmesi gerekiyor. O yüzden ateşin kısık olması ve ateşten ızgaranın 15-17 santim yukarıda olması gerekiyor. Peki efendim, ben diyelim ki sizden geldim, et aldım, köfte aldım. Ben bunu kendi evimde nasıl muhafaza edeceğim? Şimdi şöyle, bize geldiniz, dediniz ki ben 1 kilo pişmemiş köfte almak istiyorum. Biz size bunu hazırlıyoruz, veriyoruz. Biz verdiğimiz müşterilerimize söylüyoruz. Eğer bunu derin dondurucularında muhafaza ettikleri takdirde köftemiz ortalama 3 ay, 4 ay, 5 ay bile dayanabiliyor. Dolapların derin dondurucularında muhafaza ettikleri takdirde herhangi bir sıkıntı yok. İstedikleri takdirde çıkartıp çözdükten sonra etlerini istedikleri zaman yiyebilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki şimdi Köfteci Mehmet Usta 1980 yılında babam olan köfteci Mehmet Usta ismini de aldı. Mehmet Önal tarafından 22 sene seyyar satıcılık Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde yaptık. Ondan sonra bayrağı biz devraldık. Oğulları olarak, ikinci kuşak olarak. Biz de 30 metrekare dükkanla başlayıp bu seviyelere getirdik. Yaklaşık 45 senedir bu caddede, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bu işi yapmaktayız. Şubeleriniz var mı peki? Herhangi bir şubemiz yok. Tek şubemiz var. Artı bir imalathanemiz var. İmalathanemizi, altyapımızı kurduk. Şu an şubeleşmeye geçme isteklerimiz var. Bu doğrultuda imalathanemizi, altyapımızı kurduk. Şu an şubeleşme çalışmalarımız devam etmekte. Ama şu an tek şubeyle hizmet vermekteyiz. Başka herhangi bir şubemiz yok. Köftenin üzerinde çok durduk. Köfteye asıl lezzetini veren şey nedir? Köfte bizim 45 senedir hiçbir şekilde bozmadan yaptığımız bir ürün. Köfteye tamamen meslek sırrı diyelim. Bizim
bunu paylaşmayalım. Ama çok emek sarf ettiğimiz, titizlikle hazırladığımız, özen gösterdiğimiz en iyi ürünlerimizden birisi. Tatmanızı isteriz. O zaman içine emek, sabır ve sevgi koyuyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki efendim, son olarak şunu sorayım size. Neden köfteci Mehmet Usta'yı seçelim? Bunu bir toparlayalım. Neden onca farklı yer varken sizi seçelim, sizi tercih edelim? Biz müşterilerimize şunu dikkat ediyoruz. Bizim buraya ilk defa gelen müşterilerimizi biz takip ediyoruz. Müşterimiz buraya geldi. Birinin tavsiyesiyle veya yoldan geçerken bizim dükkanımıza misafirimiz oldu, geldi. İkinci kez burayı tercih ediyorsa biz diyoruz ki evet, biz işimizi başarıyla yapıyoruz. Yanında birilerini getiriyorsa o yanında getirdikleri kişi, getirdiği kişiden hariç bizim dükkanımıza geliyor mu, ona dikkat ediyoruz. Eğer getirdiği kişiden hariç kendi de tek başına gelebiliyorsa buraya, başka birilerine tavsiye ediyorsa bizim için önemli olan odur. Mehmet Bey, şimdi de şu masanın sırrını öğrenelim. Bu masada neler var? Tabii ki, buyurun. Şöyle kendimizin yaptığı kaşarlı sucuğumuz var. Evet. Şöyle sade sucuğumuz. 45 senedir yaptığımız, özenerek bezenerek yaptığımız, gururla sunduğumuz köftemiz. Şu kuzu grubundan kuzu yüreğimiz. Şurada yine kuzu grubumuzdan kuzu böbreğimiz. Hemen yanında kuzu pirzolamız. Artı kuzu şişimiz. Dana grubu olarak antrikot büfteğimiz. Kaşarlı köftemiz. Tavuk kanat, tavuk pirzola, bir de tavuk şişimiz var. Şimdi bu kadar lezzeti aldıktan sonra bir tatlı yemeden gitmeyiz herhalde. Tabii ki. Bakalım tatlıda neler var. Tatlımıza da bakalım. Bizim müşterilerimizin buraya geldiğinde özellikle tercih ettiği tatlılarımız arasında fıstıklı kadayıfımız, inanın ki çok güzeldir. Fırın sütlacımız, traliçe dediğimiz bir tatlımız var. Makedonya tatlısı. Son zamanlarda popüler olan bir tatlı. Evet. Kemalpaşa tatlımız. Dondurmalı irmik tatlımız, artı bonope dediğimiz sütlü, karamelli, çikolatalı, bisküvitli bir tatlımız. Evet değerli Altın Rehber izleyicilerim, bu şahane lezzetlerin tadını, keyfini sürmek istiyorsanız, yolunuzda Bayrampaşa'ya düştüyse köfteci Mehmet Usta'ya bekleriz efendim. Bir başka sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın. Ekibimiz Arzum Kafe'yi ziyaret etti ve bir kafe için olmazsa olmazları sordu. Merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicilerim. İş dünyası, yeni trendler ve birbirinden farklı sektörleri takip etmeye devam ediyoruz efendim. Ve şimdi de sizlere İzmit Gündoğdu'dan sesleniyoruz. Arzum Kafe'deyiz. Bakalım burada neler oluyor. Efendim, şeker mi şeker bir kafedeyiz, Arzum Kafe'deyiz ve yanımızda şeker mi şeker bir işletme sahibi Çağla Hanım var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soru olarak size şunu sormak istiyorum. Günümüzde birçok kafe var. Şimdi biz bunların arasında nasıl seçim yapacağız? Bir kafede olmazsa olmaz şey nedir? Bir kafede olmazsa olmazımız, şimdi her kafede aynı ürünler, çay, kahve, sürekli farklı şeyleri görebiliriz. Benim için olmazsa olmaz müşterinin kendisini rahat hissetmesidir. Özel ilgidir, alakadır. Nasıl bir misafirliğe gittiğimizde hoşgörüyle karşılanıyorsak bir kafede bu önemli olan bir şey diye düşünüyorum. Peki kafedeki çalınan müzikten konsepte, sunuma kadar bunlar ne kadar önemli ve bir müşteriyi ortama çekmekte bunlar önemli şeyler mi? Kesinlikle çok önemli. Yani sabah, öğle, akşam çaldığımız müzikler, konsept, dekor, yani bunlar müşterinin buraya hem gelmesini hem geldiğinde her gelişinde daha farklı şeylerle karşılaşmasını, kendini iyi hissetmesini sağlayacak şeylerdir. Kesinlikle çok önemli. Konsepte ve dekorda değişimlere gidiyor musunuz müşterilerin isteklerine yönelik? Kesinlikle çok fazla gidiyorum, hatta sürekli bir değişim içerisindeyiz. Müşterilerimiz özellikle açığız bütün eleştirilere, bütün isteklere. Ya böyle olsa iyi olur dediklerini her şeyi yapmaya çalışıyoruz uygun olduğu süre boyunca. Birlikte kararlar alıyoruz. Ya da ben bir şey yapmadan önce müşterilerime danışıyorum. Böyle bir şeyler yapalım, nasıl olur gibisinden. Bayağı etkili oluyor. Yani karşılıklı iletişim halinde ilerliyorsunuz. Kesinlikle. Zaten tüm müşterilerim üniversite öğrencisi. Üniversite buraya 5 dakika uzaklıkta. Yani arkadaş gibiyiz. Yani yabancı kimse çok fazla yok. Gelen bizi tanıyor, biz gelenleri tanıyoruz. Aile ortamımız var.
Peki bir kafe her kesime hitap etmeli mi yoksa sadece belli bir kesime mi hitap etmeli? Belli bir kesime hitap etmeli. Şimdi her kesime hitap edecek olursak hedef kitlemizi şaşırırız. Bu da bize bir şey katmaz. Yani hedef kitlemiz belli olursa sunduğumuz şeyler ona göre daha belirli, daha kaliteli, daha özel olmuş olur. Yani özel bir şeyde, kitlede özel sunumlar, özel belirli şeyler vardır. Daha etkili. Sizin hitap ettiğiniz kesim öğrenciler. Evet, kesinlikle üniversite öğrencileri. Onlara göre şekillendiriyorsunuz konseptinizi ve çalışmalarınızı. Evet, tamamen üniversite. Peki Arzum Kafe ne zamandır burada hizmet veriyor? Arzum Kafe burada kafelerin arasında en eski kafe. Sadece ben 2 senedir buradayım. 2 senedir burada hizmet vermekteyim. Yoksa buranın en eski kafesi. İş merkezinin bölge olarak, lokasyon olarak en eski kafelerden. Neler var Arzum Kafe'de? Arzum Kafe'de pratik olarak ekmek aralarımız, yine bizim özel olarak hazırlamış olduğumuz, özel isimlerle sunmuş olduğumuz, içlerindeki malzemeyi yine arz talebe göre uyguladığımız ekmek aralarımız, omletlerimiz, kahvaltı çeşitlerimiz, ana yemeklerimiz. Yani öğrencinin isteyebileceği ve karnını doyurabileceği bol olarak hani sunum verdiğimiz bütün her şey mevcut. Tabii öğrencilere uygun fiyatlarla. Kesinlikle, yani şimdi öğrencinin biliyoruz hani nasıl bir şartlarda, koşullarda okuduğunu. Tamamen onlara uygun olması için. Uygun olurken de ona uygun kaliteli seçmeye çalışıyoruz tüm ürünlerimizi. Yani bütün hepsi tabii ki şey yapıyor, arz görüyor, talep görüyor. Onların bizi yönlendirmesi sayesinde oluşturuyoruz menümüzü. Sürekli değişir, sürekli ek bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Aynı menüye sabit kalmamaya çalışıyoruz. Şimdi öğrenci kesimine hitap ediyorsunuz. Hani buna yönelik menünüzü de şekillendiriyorsunuz. Yani sulu yemekler, ev yemekleri falan var mı? Sulu yemekler bizde yok fakat hani öğrenci evinden uzak. İşte geliyor, işte canım örnek veriyorum nohut istedi. Tamam diyorum, ertesi gün hazırlıyoruz, veriyoruz. Özel isteklerde bulunanlar oluyor tabii ki. Çok tatlısınız ya. O yüzden biz çıkartıyoruz. Yani yoksa böyle menüye koyup da satış yaptığımız bir şey yok. Hani canları ne isterse onları, ya da börek olsun, işte sarma olsun. Yani evde böyle anne yemeklerini, özlemlerini gidermeye çalışıyoruz. Çok güzel, gerçekten harika. Peki Arzum Kafe'deki fark ne? Yani samimiyet, sıcaklık, yoksa menü, yoksa fiyat, ne var? Aslında hepsi diyebiliriz. Kendi bölgem için konuşacak olursam hem fiyatlar öğrenciye uygun. Fiyat karşılığında aldığım kalite, nasıl söyleyeyim? Hani kendi kar marjımı çok fazla düşürerek kaliteli ürün vermeye çalışıyorum. Marka ürünler kullanmaya çalışıyorum ki bu lezzette çok fazla önemli. Yani yediğimiz bir şeyi ortaya çıkaracak tek şey budur. Kullandığımız ürünlerdir. Fiyatlarını buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bol kullanıyoruz. Yani atıyorum bir mantı porsiyonumuz hani dışarıdakine göre çok çok fazla. Yani gelen burada doyuyor, yemeğini güzelce yiyor. Yani memnun buradan ayrılabiliyor. O yüzden ikinciye, üçüncüye bizi tercih ediyorlar. Ürünlerinizi seçerken peki nelere dikkat ediyorsunuz? Günlük taze ürünler mi kullanıyorsunuz ya da bilindik firmalardan mı alıyorsunuz? Bilindik firmalardan alıyorum. Sürekli aynı firmayla çalışırım. Firma değiştirmeyi çok sevmiyorum. Bu çünkü tatlarda farklılık yaratıyor. Bu da bizi etkiliyor. Onun dışında günlük ürünlerimiz var, donuk ürünlerimiz var. Bunların hepsi dediğim gibi bilindik firmalardan alınıyor ve hazırlanıyor. Peki ilerleyen dönemlerde Arzum Kafe şubelerini açar mı sizce? Ha, keşke, çok istiyoruz. Kurumsallaşmaya doğru böyle bir hedefimiz var. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Açmayı düşünüyorum. Özellikle Bursa tarafına gitmeyi çok istiyorum. Yani yine öğrencilere yakın, yine öğrenciler içinde olmayı çok istiyorum. Öğrenci kesimini seçmenizde özel bir neden mi var? Özel bir neden yok ama daha samimiler. Hani her bölgeden farklı öğrenciler tanıyorsunuz, farklı kültürler tanıyorsunuz. Yani benim gidip göremediğim yerler aslında hep bana geliyor. Yani doğudan, batıdan, işte Akdeniz'den, Karadeniz'den bir sürü öğrencilerim var. Onların kültürlerini tanıyorum. Çevremiz genişliyor. Her ilde bir çalacak kapımız oluyor. Ve öğrencilerimiz buradan mezun olup giderken yani onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Ve onların tekrar bizi ziyarete gelmesi. Yani bunlar gurur, böyle onurlandırıcı şeyler. Öğrenciler o yüzden daha böyle sıcak geliyor. Farklı kültürleri, farklı insanları tanımayı da seviyoruz yani. Evet, kesinlikle. İşi güzelleştiriyor. Evet. Şimdi sandviç çeşitlerinde psikopat, buldozer gibi değişik şeyler var. Bunlara bu isimleri kimler koydu böyle? Neden psikopat diyoruz sandviçe? Psikopatın içerisinde bir sürü sucuk, sosis, işte kaşar, hani çok fazla ürün olduğu için böyle psikopatamsı böyle bir ürün hani var. O yüzden psikopat. İşte buldozer tavuk ürünü, göğüs kuşbaşı tavuk kullanıyoruz.
enteresan var, sosyete var, soytarı var. Yani daha değişik, akılda kalıcı ve insanların geldiğinde hani değişik böyle bir şeyle karşılaştığında ya da bir dahaki gelişimde arkadaşlarını anlatırken, dışarıda anlatırken akılda kalıcı isimler bunlar. Hani biraz farklılığın dışına çıkmayı seviyorum açıkçası. Yani müşteri gelince ne diyor, bana bir psikopat verir misiniz? Evet, ben bir psikopat alayım, bir buldozer alayım, enteresan falan. Şampiyon krebimiz var mesela, bana bir şampiyon. Çok güzel ya, gerçekten müşteri çekimi anlamında da hoş. Yani etkili oluyor bunlar. Çünkü belirli alışılmış şeylerin dışına çıkıyorsunuz. Peki denetleniyor musunuz? Yani kimler tarafından denetleniyorsunuz? Bu hangi süreçlerde oluyor? Bunlar belediyenin yine kendilerine ayarlamış olduğu dönemlerde oluyor. Yılda 2-3 kere işte Sağlık Bakanlığı, kışın özellikle sürekli olarak tütün sağlıktan geliyorlar sigara için. Zabıtalar, yani 2 ayda bir düzenli olarak denetleniyoruz. Müşterilerinizin beklentilerine sizce tam anlamıyla cevap verebiliyor musunuz? Yani anladığımız kadarıyla samimiyet, sıcaklık had safhada güzel. Peki tam anlamıyla bir cevap verebiliyor muyuz? Verebildiğimizi düşünüyorum. Nasıl anlıyorum bunu? Bizi tercih etmelerinde. Yani kendi yine bölgeme bakacak olursam en çok tercih edilen Arzum Kafe olarak verebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü samimiyiz. Mutfağımız açıktır mesela gördüğünüz gibi. Müşteriyle birebirdir. İstediği her şeyi buradan müşteri içeriye söylüyor. İstediğini alıyor. Yani cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Üniversiteye de yakınsınız bildiğimiz kadarıyla. Evet, 3-4 dakika uzaklıkta üniversite. Bu bir avantaj tabii sizin için. Kesinlikle. Dışarıdaki konutlarımız, üst katımda yurtların olması. Yani çok fazla aile oturmuyor burada. Genellikle üniversite öğrencileri. Bu da buraya cıvıl cıvıl hareketli bir yer yapıyor. Gerçekten şahane. Bu sayede ben de genç kalıyorum onların arasında. Çok güzel. Teşekkürler, sağ olun değerli paylaşımlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Altın Rehberi izleyicilerim, sizin de yolunuz Gündoğdu'ya düştüyse ve psikopatın, buldozerin tadına bakmak istiyorsanız Arzum Kafe'ye bekleriz efendim. Başka bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın. Güzel ülkemizin en çok tercih edilen yiyeceklerinden biri olan lahmacun, sizce lezzetini nereden alıyor? Buket Lahmacun'a sorduk. Serhat Bey, öncelikle size şunu sorayım. Günümüzde lahmacun yapan birçok yer var. Gerçekten lahmacunu lezzetli kılan şey nedir? Şimdi efendim lahmacunu Güneydoğu Anadolu'da çıkmasına rağmen orada bile herkes farklı yapıyor. Birçok yer. Örneğin Diyarbakır farklı yapıyor, Urfa farklı yapıyor, Antep farklı yapıyor. İşte bizim lahmacunumuz Diyarbakır lahmacunu. Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Elazığ'da şubelerimiz bulunuyor. Bizim lahmacunu özelliği, önemli kılan şey ise kıtır olması, gevrek olması, içinde soğan, sarımsak olmaması, hamurunda maya bulunmaması. Bir de ekstradan yanında biz 6 çeşit salata ikram veriyoruz. Bizim lahmacunun özellikleri bunlardır. Yani diyorsunuz ki Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu arasında bile bu konuda farklılıklar var. Kesinlikle çok farkı var. Urfa lahmacunu yuvarlaktır, büyüktür. Antep lahmacunu sarımsaklıdır. Yani yumurta şeklini alıyor. Tam yuvarlak değil. Bizim ince uzun pide şeklini. Birçok insan bizim lahmacunu yediği zaman lahmacun değil de etli ekmek diye yani adlandırıyorlar. İşte bu lahmacun değil. Bir de bizimkinin içinde soğan, sarımsak malzeme bulunmadığı için sadece et yani kıyma ve domates bulunduğu için yine birçok insan işte Konya etli ekmeğe benzetiyor bizim lahmacunu. Böyle bizim lahmacun. Peki efendim siz nerelisiniz? Ben de Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısınız ve Diyarbakır lahmacun yapıyorsunuz. Tabii ki. Ben Diyarbakır'da tabii ki dönemin çocukluğumuzun zoru şartlarından dolayı okuma şanslarımız da olmadı. Aha. 7 yaşımızdan beri bu sektörün içindeyiz. Bugüne geldik. Bugün 32 yaşındayız ve buranın işletmecisiyim. Allah'a şükür güzel gidiyor işlerimiz. Peki lahmacun ustaları yani lahmacun yapan kişiler normal aşçılardan, ustalardan farklı mı oluyor? Tabii ki farklı. Örneğin bizim lahmacunun ustaları çok farklı. Bizim lahmacun farklı olduğu için bir Urfalı ya da bir Antepli ustayı getirip de bizim lahmacunu yaptıramıyoruz. Biz çok denedik bunları. Yani örneğin 30 yıllık ustayım diyen Antepli ustayı getirdik burada. Bizim lahmacunu yapamadı. Çünkü bizim lahmacun Antep lahmacunundan çok farklıdır. O yüzden bizim ustaları da Diyarbakır'dan kesinlikle getirmek zorundayız. Yoksa olmuyor. Peki lahmacun içine koyulan malzemelerin tazeliği, gündelik olması ne derece önemli? Nasıl oluyor bunlar? Şimdi bizim tabii ki burada büyük bir şekilde soğuk hava depomuz var. Kıymamız kesinlikle günlük dana döş kullanıyoruz.
ve içinde de sadece domates ve Maraş isotu kullanılıyor. Bunun dışında hiçbir şey kullanılmıyor. Ekstradan hamuru kesinlikle mayasız ve dediğim gibi bizim lahmacunun en önemli kılan şey gevrek olması, kıtır olması. Yani şöyle söyleyeyim, lahmacun yerken kendinizi çok fazla böyle doymuş gibi hissetmiyorsunuz. Çünkü o kıtırlığı sizi doyurmuyor. Hafif olduğu için siz kendinizi çok fazla doyurmuş hissetmiyorsunuz. Restoranlar için sunum çok önemli. Peki daha başka neler önemli sizce? Manzara sofrasındayız şimdi de. Bu tarz mekanlarda müşteriyi karşılama ve sunum sizce önemli mi? Tabii çok önemli. Biz de yöremize has ürünlerimizle ve normal Türk mutfağıyla hem karşılamada hem sunumlarımızda müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Bir çok güzel bir manzaranız var. Bu tarz manzaralara sahip olan mekanlar sizce daha avantajlı mı, daha mı iyi oluyorlar? Bu bir artı mı daha doğrusu? Tabii bir artısı olmuyor desek yalan olur, oluyor. Çünkü hem insanlar kapalı yerlerde yaşadıkları için bir nefes alıyorlar, bir huzur, bir manzara izleyip hem de yemekle lezzetliyse zaten ikisini birleşince çok muhteşem bir zevkle evlerine geri dönüyorlar. Biz tam anlamıyla kendimiz Rize Çamlıhemşinliyiz. Hem kendi mutfağımızdan örnekleri sunuyoruz burada, hem de normal Türk mutfağından lezzetler var. Yani karışık olarak hizmet veriyoruz. Bu yemeklere, bu tatlara asıl lezzetini veren şey nedir sizce? Püf noktası nedir olayın yani? Evet, püf noktası bu işin ustalık birinci. Yöresinden gelen lezzetler, tereyağı, kavurması, peyniri, her şeyin doğal olması tabii ki çok önemli. Ve bunların birleşmesi, yani ustalık çok önemli. Pişirmesi, onlar da bizde mevcuttur. Çoğumuz pastanelerden çok fazla şey bekleriz. Pembegül Pasta Kafe'deyiz şimdi de. Müşterilerin bu tarz mekanlardan beklentileri neler? Evvela tabii ki güleriz. Gülleri verdikten sonra arkasında gelen hizmet, düzgün ürünler, düzgün sunum, bununla beraber önündeki kalite, lezzet bunları tamamlıyor. Peki bu işi yapan, daha doğrusu hani pasta yapıyorsunuz, çikolata yapıyorsunuz, tatlı yapıyorsunuz, insanlara mutluluk veriyorsunuz. Evet. Bu işi yapan kişinin sahip olması gereken en belirgin özellik nedir sizce? Sevmesi. İşini sevmesi. İşini sevmesi yetiyor diyorsunuz. Tabii ki yetmiyor ama işini sevmekle başlıyor bu işler. İşini sevmesinin ardından yapacağı işin uzmanlık alanlarını, altyapısını geliştirdikten sonra düzgün ürünlerle birlikte mutluluğuna ortak olmak müşteriler. Peki efendim, Pembegül pastanelerinde neler var? Bize biraz bahseder misiniz? Pembegül pastanelerinde güne başlayan kahvaltıyla başlıyoruz. Kahvaltının ardından pasta grubumuz var. Diğer tatlı gruplarımız var. Şurup tatlarımızdan var. Baklava grubu vesaire. Bunlar var. Neden izleyicilerimiz Pembegül Pastanelerini tercih etsinler? Sizi farklı kılan şeyler neler? Tabii burada çok geniş cevap vermek gerekir ama ben birkaç kelimeyle onu izah edeyim. Birincisi tabii ki her gıda sektöründe olduğu gibi hijyen. Ardından kalite, ardından da ürün kalitesiyle birlikte güleriz. Teknoloji o kadar gelişti ki günlük hayatımıza vazgeçilmez bir hale geldi. Şimdi sırada teknoloji haber turumuz var. Kişisel verilerin güvenliği için akıllı telefon uyarısı. Uzmanlar akıllı telefon, sosyal medya kullanımının artmasının ve 4.5G'ye geçişin kişisel bilgilerin sızdırılmasını kolaylaştırdığını ve önlem alınması gerektiğini açıkladı. Kişisel bilgilerin sızdırılması ile ilgili soruları yanıtlayan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şeref Sağroğlu, bu tür ihlallerin her zaman olabileceğini, önemli olanın bunların sayısının ve risklerinin azaltılması olduğuna değindi. Tarımda erken uyarı sistemi, iki bahçede kurulan tahmin ve erken uyarı sistemi ile bahçelerin farklı hastalık ve zararlılardan korunabilmesi için çiftçilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderiliyor. Fırat Kalkınma Ajansı'nın doğrudan faaliyet desteğiyle oluşturulan sistem, 20 bin dekar tarım arazisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı üreticileri bilgilendiriyor. Türk mühendislerinden dünyada bir ilk. Türk mühendisler antikanser ilaçlarının hasta üzerindeki etkisini ölçen elektrokimyasal
biyosensör cihaz üretti. Cihaz otomatik ve elektrokimyasal olması açısından dünyada bir ilk. Üretilen cihaz başta kanser ilaçlarının hasta üzerindeki etkileri olmak üzere birçok tıbbi analizde kullanılabilecek. Ben tatlıyı çok seviyorum. Peki, kim sevmez tatlıyı? Şimdi sırada Tutti Frutti Waffles'dayız. Efendim, bu waffle'ın hikayesi nedir? Bu waffle bizim ülkemize nereden geldi? Ya waffle aslında doğuşları Yunanistan. Daha sonra Belçika'ya geldi. Şu anda yaptığımız Belçika waffle'ı zaten. Yani oradan Türkiye'ye geldi. Türkiye'de biz yapmaya başladık. Yani Türkler yapmaya başladı. Sağlık açısından nasıl değerlendiriyorsunuz waffle'ı? Ya sağlık açısından herhangi bir sorun yok. Çünkü hepsi gıda tüzüğüne uygun şeyler kullanıyoruz zaten. Yani herhangi bir zaten meyveler halden gidip taze alıyoruz zaten. Bunda bir sorunumuz yok. Yani şey yok yani. Peki Neşe Hanım, Tutti Frutti'yi tanıyalım biraz. Tutti Frutti iki arkadaştan oluşuyor. İki arkadaşın bunca sene verdiği emeklerinin sonucu. Öyle değil. Neler var Tutti Frutti'de? Waffle haricinde bir şeyler var mı? Tutti Frutti'de sütlü tatlılarımız var. Dondurmalarımız var. O kadar. Pastalar. Pastalarımız da var. Pastalarımız da var. Evet. Meyveli pastalar yapıyoruz. Evet. Çok olmasa da bile. Yani waffle yaptığımız zaman alternatif bir şeyler olsun istedik. Onun için sütlü tatlılar da çıkardık. Yani waffle yemen insanlar da var tabii ki. Çok kalori olduğu için mutlaka. İnsanlar dikkat ediyor kendine. O yüzden alternatif olarak onları da koyduk. Tatlılar arasında sütlü tatlılar mı yoksa şerbetli tatlılar mı daha çok rağbet görüyor? Süt işe sorduk. Dünyası ve farklı sektörlerin sıkı takipçileri, sevgili Altın Rehber izleyicilerim. Hepinize merhabalar efendim. Birbirinden farklı sektörleri ve mekanları tanıtmaya, tanımaya, anlatmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de sizlere Şişli Pangaltı Süt İş'ten sesleniyoruz. Yanımda işletme sahibi Rıdvan Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Öncelikle mekanımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Bizi böyle şahane bir sofrayla öncelikle karşıladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. O zaman sorularıma geçiyorum. Buyurun. Şimdi süt işte birçok tatlı çeşidi var. Peki bizim halkımızın tatlılarla arası nasıl? Seviyorlar mı tatlıyı? Tatlıyı seviyorlar. Yani batı kültürümüzde hani sütlü tatlılar daha çok. Ama Anadolu'da baklava tarzı işte bu tür hamur işi tatlılarımız daha ön planda. Ama batıya geldiğimizde sütlü tatlılarımız daha ön plana çıkıyor. Batı kültüründe daha iyi yer. Hafif olarak insanların midesini hani rahatsız etmeden bunları tüketebiliyoruz. Peki sütlü tatlılar mı daha çok tercih ediliyor yoksa şerbetli tatlılar mı? Sütlü tatlılar daha ön planda. Hani biz muhallebici sektöründe daha ön planda. Hani bir ne bileyim baklava sektöründe baklava ama bizim en ön planda sütlü tatlılarımız gelir. Bu işte uzmanız. Hani biz dedelerimizden kalan geleneksel şeyi devam ettirdiğimiz için ve daha hafif insanların hani midesini kesinlikle rahatsız etmeyecek tatlılar üretiyoruz. Gayet doğal. Hiçbir katkı maddesi olmayan. Süt işin menüsünde neler var? Süt işin menüsünde öncelikle kahvaltılarımız var. Kahvaltıda olarak öncelikle hani kaymağımız var. Manda, orijinal manda kaymağımız var. Balımız, peynirimiz, zeytinimiz mesela sahanda yumurtalarımız var. Sahanda yumurtalarımızı orijinal hani köy tereyağıyla yapıyoruz. Yumurtalarımız köy yumurtası. Ve kahvaltıda börek çeşitlerimiz de var. Bunlar da hani çok tutulan ve beğenilen ürünlerimiz arasında. Mesela bir kıymalı böreğimizin kıyması çok az miktardadır ve gayet güzel kavrulmuş. İnsanlar hani kıymalı böreği yediği zaman midede yanma olur. Bizde o yanmayı görmezsiniz, hissetmezsiniz yani. Kahvaltı olarak bu şekilde. Yani sütümüz var. Hala daha eski sistem süt. Hani manda sütünden kahvaltıda süt verebiliyoruz. Yani o şey değil. Pastörize edilmemiş süt verebiliyoruz. Peki bu tatlılarda farklı kültürlerden esintiler var mı yoksa hepsi bizim kültürümüze ait has tatlılar mı? Kültür olarak hani Arnavutlardan hani böyle bir söylenti var. Arnavutlardan biz almışız bu işi ama biz geliştirmişiz. Ne bileyim hani tavuk göğsü, kazan dibini yani geliştirerek ve yaymışız. Şu anda da muhallebici sektörü gayet üst noktalarda bir yerde şu anda İstanbul'da, batıda özellikle. Tüm Türkiye'ye de yayılıyor. Pide, döner, köfte, tatlı, kahvaltı her şey var
birçok farklı ürünü aynı işletmede toplamak bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır, neden? Avantajları da var tabii ki ama dezavantajları da var. Yani her çeşit için ayrı usta gerekiyor, ayrı el emeği gerekiyor. Ve şöyle bir şey var, süt işe gelince insanların kafasında soru işareti olmuyor. Hani her şeyi en kalitelisini yapmak bizim için hani avantaj. Şöyle avantaj geldiği zaman insanların hani tavuk suyu çorbamızdan başlayarak tavuklu pilavımız da var. Burada hani midesi rahat ederek ayrılıyor. Kesinlikle rahatsızlık vermeyeceği ürünler oluyor. Yani dezavantaj olduğu yerler de var. Tabii çok personelle çalışmak zorundayız. Bu da bizim için bir dezavantaj. Ama müşteri açısından avantaj. Son olarak izleyicilerimiz neden sizi seçsinler, neden buraya gelsinler, yolları bu tarafa düştüğünde süt işe niye uğrasınlar? Süt işe niye uğrasınlar? Ya biz 91'den beri ben özellikle buradayım. Süt işi 88'den beri burada. Ve insanlar artık hani bizi tanıyorlar. Süt işi tercih etmelerinin sebebi kaliteli, güzel, hijyenik şartlarda olduğunu bildikleri için bizi tercih ediyorlar. Tabii bunun üstüne güler yüzümüz, esnaflığımız hani bunlar da çok önemli şeyler. Bizi tercih etmelerinin nedeni ortada. Öyle söyleyeyim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, siz de sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla samimi ve sıcak bir ortamda emin ellerden güzel beslenmek istiyorsanız ve yolunuz da Pangaltı'ya düştüyse süt işe bekleriz efendim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın. Pizza tüm dünyada en çok aranan kelimeler arasında ve en iddialı konumda bulunuyor. Bomonti 65 kafenin çok özel pizzaları var, hem de çok uygun fiyatlara. Sorduk. Bahseder misiniz? Muhteşem kokular geliyor. Aa, evet, teşekkür ederiz. Biz bir senelik bir işletmeyiz. İki hanım ortak açtık. Tamamen amatör ruhla açtık. Hiç bilmiyorduk daha önce. Yemek sektöründe değildik. Çünkü ikimiz de çok farklı işler yapıyoruz. Ben tekstil mümessilik yapıyordum. Ortağım Leyla da senaristti. Biz yemeği çok sevdiğimiz için bir taraftan da yapmayı öğrenmek istedik. Ve dediğim gibi tamamen amatör ruhla bir sene önce açtık dükkanımızı. Yavaş yavaş tanındık ve sevindik galiba. Bu şekilde. Pizzalarınız çok güzel ve muhteşem gerçekten kokular geliyor. Peki bu pizzalarınızın özelliği nedir acaba? Şimdi bu pizzalarımızın özelliği odun ateşinde pişmesi. İlk önce onu söyleyebilirim. Sonra ince hamur olması ve içindeki malzemelerin mükemmel olması, özenle seçilmesi, aldığımız zeytinyağına kadar ve unumuza kadar her şeye ihtimam gösteriyoruz. Bütün sebzelerimiz her gün halden taze geliyor. Kullandığımız bazı ürünler ithal, domuz ürünleri gibi özellikle. Birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz. Sanıyorum ki lezzeti de ondan kaynaklanıyor. Peki, biz bu muhteşem pizzaları yedik ve karnımızı doyurduk. Bunun üzerine ağzımızı tatlandırmak için burada daha ne gibi çeşitler bulabiliyoruz aslında? Şimdi bizim özelliğimiz çok güzel tiramisu'muz var. Biliniyor ve gerçekten seviliyor. Onunla gurur duyuyoruz gerçekten. Her yaz dondurma koyuyoruz. Şimdi yarından itibaren dondurmalarımız da var. Çok güzel, özel dondurmalarımız var. Onun dışında İtalyan kahveleri ikram ediyoruz yanında tatlımızın. Cappuccino'muz, espresso'muz, macchiato'muz, americano'muz gibi bu şekilde. Güzel. Peki Aslı Hanım, sizce işletmenizde olmazsa olmazlarınız nelerdir? Bir kere temizlik. Özellikle iki hanım olduğumuz için evimize nasıl ihtimam gösteriyorsak bu konuda dükkanımıza da o şekilde ihtimam gösteriyoruz. İkincisi güler yüz. Olmazsa olmaz. Çünkü artık bütün müşterilerimiz bizim artık müşterimiz değil, dostumuz oldular. Ve hepsini teker teker tanıdık bir sene içinde. Üçüncüsü iyi servis. Aksamayan servis.
Dördüncüsü de güzel bir ambiyans sunmaya çalışıyoruz. Rahat ettirmeye çalışıyoruz. Mütevazi bir dekorda, abartısız. Yemeğimize güvendiğimiz için bize bu yetiyor şimdilik. Aslanım, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz eğer iyi bir pizza yemek istiyorlarsa, gerçekten İtalyan bir pizza yemek istiyorlarsa buraya gelmek için tek ve gerçek sebep bence o. Her zaman bekliyoruz. Bir denesinler. Umuyorum beğenecekler ve inanıyorum beğeneceklerine. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz Aslan'ım. Köfteye asıl lezzetini veren şey nedir sizce? Çiçek köftedeyiz, sorduk. Köftede meslek sırrı nedir? Yani köftenin asıl lezzetini veren olay nedir? Sırrı önce sevgi. Yani bu gerçekten, yani o işi sevmek, severek yapmaktır. Bu sırrı verdikten sonra doğru tercihlerle, etin doğru alımı ve onun doğru karışımlarıyla beraber bu güzel lezzetlere ulaşmak çok kolay. Peki işletmeniz çok merkezi ve işlek bir yerde. Bu bir avantaj mı bir dükkan için, bir işletme için? Bu tabii ki bir avantaj. İlk önce insanlar çok rahat ulaşabiliyorlar. Ulaşım araçları ortak noktası olduğu için burası. Herkes bizi tercih edebiliyor. Tüm insanlar gelip gördüğünüz lezzetlerin hepsini burada çok rahat bir şekilde tadabiliyorlar. Ürünlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Günlük taze olmasına dikkat ediyor musunuz? Siz mi üretiyorsunuz bunları? Tabii ki ilk başta tazelik en önemlisi bizim için geçerli olan. Bunlar anlaşmalı noktalarımız vardır. Buradan bu konuyla ilgili sorumlumuz kendisi gider. Gereken alışverişi yapar ve bize ulaştırır o ürünleri. Etlerimiz yine anlaşma sağladığımız bir çiftliğimiz vardır. Buradan tayin edilir. Dinlenme süresi vardır. Bu dinlenme sürecinden sonra işleme alınır ve hiçbir şey hazır değildir bizde. Her şey kendi elimizde, kendi bilgilerimizle hazırlanmakta. Taş devri usulüyle hazırlıyoruz diyebiliriz buna. Geleneksel yöntemlerle hazırlıyoruz. Dondurulmuş hiçbir ürün kullanılmıyor. Her şey günlük, taze ve lezzetli. Menülerimiz zengin. Köftelerimiz özellikle zaten bizim en büyük baş tacımız. Onlar olmazsa olmazlarımız. Bunun yanında etli ekmeklerimiz, lahmacun, pide çeşitlerimiz, dönerimiz, bunlar mevcut. Çok güzel bir kuru fasulyemiz var. Yemek de yapıyorsunuz. Bir tek kuru fasulye hazırlıyoruz ama çok lezzetli bir şekilde hazırlıyoruz onu da. Dostlarımızın gelip denemelerini ben tavsiye ederim. Ama yakında yeni bir sürecimiz daha olacak. Gelen misafirlerimizin bizden isteği biraz daha böyle bir kebap da arzu ediyorlarmış. Burada görmek istiyorlarmış. Biz de onları kırmayacağız. Şu an çalışmalarını yapıyoruz. Yakın zamanda kebap çeşitlerimize de tüm misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Tümör bilindiği üzere şişlik demektir. Eldeki her şişlik aslında tümör demek değildir. Elin en sık görülen tümörleri, el bile sırtında görülen ganglionlar, dev hücreli tendon tümörleri, hemanjiyomlar, lipomlardır. Elin selim olduğu gibi habis tümörleri de vardır. Elin habis tümörleri oldukça nadirdir. Bunlardan sadece sarkomlar uzak yerlere metastaz ya da bulaşma yapabilirler. Sarkomlar akciğere metastaz yapabilirler. Özel bir tümör de tırnak altında görülen glomus tümörü diye bir tümördür. Tırnak altında glomus tümörünün tanısı zordur. Glomus tümörleri ısıya ve soğuğa duyarlıdır. Tırnak altında bir renk değişikliğiyle görünürler. Katarakt, göz merceğinin çeşitli nedenlerle saydamlığını kaybetmesidir. Normalde saydam olan göz merceği saydamlığını kaybettiği zaman rengi koyulaşıyor ve içeriye göze ışınların gelmesini engelliyor. Ben göz merceğini fotoğraf makinesinin objektifine benzetiyorum. Göz merceği, yani gözde kataraktın geliştiği doku, göze gelen ışınları gözün arkasındaki damar sinir tabakasına odaklamaya yarayan bir organdır, bir dokudur. Görevi buraya gelen ışınları buraya odaklamak, yani görüntüyü fotoğraf makinesinin film tabakasına aktarmak gibi bir görev vardır. Eğer bu objektif, yani lens saydamlığını kaybederse net bir görüntü arkaya aktarılamayacağı için görme kalitemiz bozulmaktadır.
Panik atak ani olarak beklenmeden gelen, birkaç dakika içinde zirve yapan yoğun korku veya rahatsızlık dalgasıdır. Panik atak sırasında vücutta birçok değişiklikler oluşur. Kalp yerinden fırlayacakmışçasına atar, göğüs kafesi üstünde tonlarca ağırlık varmış hissi, boğulma hissi, terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, aşırı sıcaklık veya üşüme hissi, kontrolün elden çıkacağı, dirileceği duygusu ve ölüm korkusu gibi. Panik ataklar hem sakin bir ortamda hem de endişeli bir ortamda gelebilirler. Neden pilates yapmalıyız? Pilatesi kimler yapar? Şimdi sırada Beylerbeyi Pilates Stüdyo'dayız. Efendim neden pilates? Neden pilates? Yaşam kalitenizi arttırmak, sağlıklı bir kas, eklem, iskelet sistemine sahip olabilmek için, ilerleyen yaşlarda daha esnek ve kuvvetli bir kas sistemine sahip olmak için pilates etkili bir yöntem. Uzman bir eğitmen eşliğinde yapıldığı takdirde sakatlıkların önlenmesi, gerekli kas gruplarının doğru şekilde çalıştırılması açısından çok güzel bir egzersiz sistemi. Peki Arzu Hanım, neden Beylerbeyi Pilates? Neden biz? Güzel bir soru. Hemen şöyle cevaplayayım. Kadrosunda bulunan tüm eğitmenlerin eğitimlerini tamamen tamamlamış olması, bireysel ve grup dersleri imkanı sunan Beylerbeyi Pilates Stüdyo'da hem birebir hem ikili, üçlü, dörtlü ve beşli olmak üzere grup dersleri veriyoruz. Genelde bayanlara hitap ediyoruz. Aslında böyle bir girişimimiz yoktu fakat ilerleyen zaman ve gidişatı bizi buna yönlendirdi açıkçası. Derslerimiz 45 dakika ile sınırlı. İsteğe göre bireysel ya da grup dersleri şeklinde veriyoruz derslerimizi. Başlangıç seviyesi ve ileri seviye olarak değişebiliyor bu gruplar. Beylerbeyi Pilates Stüdyo'nun konumu ve merkezi itibariyle ulaşım kolaylığı sağlıyor üyelerimize. Toplu taşıma aracılığıyla çok rahat gelinebilen, ayrıca kendi aracıyla gelmek isteyenler için de otoparkı bulunan bir stüdyo. Peki efendim, pilatesi kimler yapmalı, kimler yapar? Pilatesi herkes yapabilir. 7'den 77'ye kadar herkese yaptırabiliyoruz. Hatta 77 yaşının çok daha üstünde yaşı olan üyelerimiz de var. Çeşitli fiziksel rahatsızlıklarını iyileştirme amacıyla gelen, işte bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz, kontromalezi, osteoporoz, osteopeni gibi rahatsızlıklı olan ve bunları iyileştirme amacıyla gelen üyelerimiz de var ve bunları mutlaka doktorlarıyla beraber iletişim haline geçip bu üyelerimize yaptırmamız gereken egzersizlerin neler olduğunu, karşılıklı iletişim halinde egzersizlerini yaptırıyoruz. Hamilelere de yaptırıyoruz ayrıca. Eğer ki öncesinde pilates yaptıysa bizle beraber hamile kaldıktan sonra doğuma kadar egzersiz yaptırabiliyoruz. Hiç pilates yapmayan gebe üyelerimiz geldiği takdirde 3 ayı doldurmuş olmasını istiyoruz ve mutlaka doktorundan bunun iznini almasını istiyoruz. Aracınızda yolda mı kaldınız? 24 saat açık oto yedek paça ihtiyacınız var. Nereden bulacağız? Demir Otomotiv'deyiz. Demir Otomotiv'in hizmetleri nelerdir? Ne gibi ürünleriniz var otomotiv sektöründe? Otomotiv sektöründe bir somundan Datsun, bir direksiyon miline kadar her şey mevcuttur elimizde. Arabayla ilgili ne istiyorsanız mevcuttur yani, her şey mevcuttur. Peki diyelim ki bir akşam gece yarısı ben yolda kaldım ve sizi arıyorum. Akşamları da açık olduğunuz, geceleri de açık olduğunuz için. Evet. Diyorum ki ben yolda kaldım, bana şu ürünü hemen temin edebilir misiniz? Ne yapıyorsunuz bu durumda? Tabii ki. Buradan ilk önce bir tane ustamızı yolluyoruz. Ustamızla beraber ustamız gidiyor. Aracın neyi bozuk diye bakıyor. Ve geliyor buradan parçayı alıyor, gidiyor tamir ediyor yolda yani. Eğer yolda yapılması gereken bir şeyse yolluyoruz ustamızı tabii ki de. Ama yolda yapılmaması gereken bir şeyse çekicimiz var. Çekici yüklüyoruz, getiriyoruz buraya. Burada en kısa sürede... Yani hizmette sınır yok diyorsunuz. Hizmette sınır yok, kesinlikle yok. Peki otomotiv sektöründe birçok farklı ürün barındırıyorsunuz. Bu ürünlerle son teknolojiyi takip etmek sizce ne kadar önemli ve siz bunu yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Her gün yeni araç çıkıyor. Araçların özellikle devamlı artıyor. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz tabii ki de. Yeni şu an çıkmış araçların bile her türlü parçası mevcuttur yani. Peki müşterilerinizin sizden beklentileri neler oluyor ve siz bu beklentilere ne kadar cevap verebiliyorsunuz? Müşterinin beklentisi sadece parçanın sıkıntısız olması, kaliteli olması. Biz de en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz zaten müşterilerimize.
Peki efendim, neden demir otomotivi seçmeliyiz? Farklı kılan nedir demir otomotivi? Müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tuttuğumuz için 7/24 arayıp hizmet alabilirler. Kuru temizlemede kullanılan maddeler sizce sağlığa zarar verir mi? Cafer kuru temizlemeye sorduk. Enver Bey, şimdi bildiğimiz üzere insanlar kuru temizlemeye kıyafetlerini getirdikten sonra bu kıyafetleri giyiyorlar ve vücutlarına temas ediyor. Bu insanların sağlığını tehdit edebilecek neler de olabilir kuru temizlemede? Kimyasallar, makineler? Şimdi şöyle söyleyeyim, insanlar ürünlerini getirdiği zaman buraya mümkün olduğunca ayrıştırarak kuru temizleme yapılmalı ve makinede kimyasal atık kalmamalı. Bunun içerisinde kimyasal atıktan ziyade fazla ürüne kimyasal madde bastığınız zaman sonra insanlar terliyor, vücutlarına değişik enzimler verebiliyor. Bu açıdan mümkün mertebe biz ve bizim gibi arkadaşlarımız bu konuya çok hassasiyet göstermeli. Çünkü biz önce insan sağlığıyla ilgileniyoruz. Kuru temizlemeden ziyade öncelikli olarak insan sağlığı ön planda olmalı bizim için. Budur. Peki efendim, diyelim ki ben size bir kıyafetimi getirdim ve size emanet ettim. Bu kıyafetimin başına herhangi bir durum geldiğinde sizin sağladığınız bir olanak var mı? Tabii ki. Şu an ürün kendinden hatalıysa bizce herhangi bir ödeme şekli yoktur. Fakat bizden kaynaklanan, makineden kaynaklanan, ütüden kaynaklanan herhangi bir yırtılma, yanma hadisesinde müşterimize biz birebir ödemesini takdim ediyoruz. Peki ben kıyafetimi size emanet ettikten sonra nasıl bir süreç bekliyor benim kıyafetimi? Kıyafetinizi bıraktıktan sonra en az bir gün bizde kalması gerekiyor. Bunun kuru temizleme bölümü var, ütüleme bölümü var, paketleme bölümü var. En az bir 24 saat bizde kalması gerekiyor. Türkiye'de kuru temizleme işini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anda şöyle söyleyeyim, Türkiye'de son 10 yılı baz alırsak ilk 16'lardaki biz normal esnafların, atıyorum elektrikçi, avizeci vesaire, bunlar sabit olanlar. Fakat bizim işimiz gün geçtikçe biraz daha kaliteleşmeye başladı. İnsanlar tarzlarını değiştirdi. Eskiden atıyorum evde yıkanırdı ceket, gömlek vesaire. Şimdi artık İnsanlar düzgün giyinmeye başladı ve bunun için de kuru temizleme tercih ediyorlar. Bu açıdan bizim işimiz biraz daha tabii ki son 10 yılda faal olarak devreye girmiş oldu. Onun için biz tabii ki işimizden de memnunuz, müşterilerimizden de memnunuz. İşimiz 10 yıl diyorum üzerinde ilk 16'ya araştırmalar sonucudur bu da tabii ki. Yani kendim olarak söylemiyorum. İlk 16'dayız şu anda, bizim için de çok güzel bir şey. Peki Cafer kuru temizleme ne zamandır Beyoğlu'nda hizmet veriyor? Cafer kuru temizleme 1970'li yıllarda benim doğumumla beraber doğdu. Ve babadandır tabii ki bizim bu iş yerimiz. Ve daha sonra geliştirdik. Fabrikasyon sisteme geçtik. Kuru temizleme bölümümüz ayrı. Otellere, spor salonlarına, güzellik merkezlerine verdiğimiz hizmetler ayrı fabrikamızda. Kuru temizleme bölümümüz de halen Galata Kulesi'nde devam etmektedir. Diliyorum daha da biz kendimizi büyüteceğiz. Biraz daha kalitemizi arttıracağız. Daha fazla olacak ve insanlara daha hizmet verebilmek istiyoruz. Peki efendim, şubeleriniz nerede? Nerelerde hizmet veriyorsunuz başka? Şu anda Galata Kulesi'nde sadece kuru temizlemeye hizmet veriyoruz. Fakat fabrikamız Kasımpaşa, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde. Burada Avrupa yakasının hemen hemen bütün bölgelerine diyebiliriz ki servisimiz mevcuttur. Personellerimiz alırlar. 24 saat zaman dilimi içerisinde tekrar ürünleri aldıkları firmalara teslim ederler. Peki birçok kuru temizleme hizmet veriyor günümüzde. Neden Cafer kuru temizlemeyi seçmeli? Sizi farklı kılan şey nedir? Vallahi bizi farklı kılan şey tarihimiz. Yani yaklaşık bir yarım yüzyıla dayanacak kısmet olursa. Kendi tecrübelerimizi diyeyim. Yani müşterilerimizin diğer müşterilere bizi tavsiye etmeleri ve biz bu tavsiyeleri her zaman alnımızın akıyla yaptığımız için bizi tercih ediyorlar ve etmelerini de devam ederiz.
Peki efendim, teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet değerli Altın Rehber izleyicilerim, sizin de kuru temizlemeciye ihtiyacınız varsa ve köklü bir geçmişi olan sağlam bir yerde hizmet almak istiyorsanız ve Beyoğlu'na da yolunuz düşmüşse Cafer Kuru Temizleme'ye bekleriz efendim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın. Hayvanseverler için sorduk, hayvanların bakımı nasıl yapılıyor? Darıca Hayvanat Bahçesi'ne konuk olduk. Hayvanat bahçemiz 600 türde 8000 bitkinin bulunduğu bir botanik park içerisinde kurulu olan 386 türde 3600 hayvanın yer aldığı bir hayvanat bahçesi. Bu yönüyle Türkiye'nin en çok türü barındıran hayvanat bahçesi durumunda. Buradaki bütün hayvanlar daha önce hayvanat bahçelerinde doğmuş büyümüş hayvanların yavruları. Yani hayvanat bahçemizde doğal yaşamdan gelmiş hiçbir hayvan barınmamakta. Ve onlar doğal yaşama uygun barınaklarda koruma altında tutuluyorlar. Peki bu hayvanlarımızın bakımını nasıl sağlıyoruz efendim? Hepsinin belirli bir yaşam alanı var. Bu yaşam alanı doğal yaşamdaki standartlara uygun ölçülerde, toprak kalitesinde, bitki olarak da aynı şekilde karşılanmış bir alan. Bu alanda da uzmanların hazırlanmış olduğu beslenme programı doğrultusunda beslenerek korunuyorlar. Yaz ve kış koşullara uygun koşullar hayvanat bahçemizde mümkün. Tabii ki hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için periyodik bakımlarını da yapıyoruz değil mi? Tabii ki her hayvanın ayrı bir bakıcısı var. Bu bakıcı hayvanla ilgili yaşam koşullarını bilen ve periyodik bakımlarını yapan kişilerdir. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde burada barınıyorlar. Günümüzde çamaşırhaneye verilen önem gün geçtikçe artıyor. Ve kirli çamaşırlarımızı temizlemenin en sağlıklı ve en hızlı yolu için kovuz yıkamaya gittik. Temizlik sektöründe hijyen, sağlık, kalite sizce ne kadar önemlidir? Bir insanın yaşaması ne kadar önemliyse temizlik, sağlık da bizim için o kadar önemlidir. Peki siz işletmenize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? İşletmemizde günlük yıkanabilir çamaşır, kıyafet, restoran, otel gibi sektörlerin çamaşırlarını firma olarak alıp yıkayıp temizleyip ütü paket yaparak teslim ediyoruz. Kullandığınız deterjanlar ve makineler sağlığa uyumlu mu? Tabii ki. Tabii ki. Şu an kullandığımız makineler zaten son sistem. Biraz sonra göreceğiniz gibi teknolojik makineler. Deterjanlarımız Türkiye standartlarının kabul ettiği belirli firmanın deterjan ve kimyasallarıdır. Peki diyelim ki ben size birkaç parça eşyamı getirdim, emanet ettim. Benim eşyalarım ne gibi süreçlerden geçiyor? Önce etiket durumuna bakıyoruz. Nasıl yıkanır, neyle yıkanır. Ondan sonra kategorisine göre ayrılır, makinalarda yıkanır. Yıkama sonuçta sıkma ve kurutma işlemi, müteakibinde ütü ve paket işlemi ve servis. Peki bu tarz yerlerin özellikle sizin de işletmenizin denetlenmesi oluyor mu? Nasıl oluyor? Tabii ki zamanla çalıştığımız firmalar ani olarak kendi bünyesinde olan kişileri, beyleri, hanımları duruma göre firmamıza göndererek çeşitli denetleme yapabiliyorlar. Yani bunu bize haber vermeksizin yapabiliyor bunlar. Ansızın yapılıyor yani. Tabii ki. Belediye de bunu zamanla yapar. Çevre Temizlik Bakanlığı yapar. Bu gibi kurumlar bu işleri yapar. Peki bu tarz yerlerde çalışırken personel seçiminde ne gibi şeylere dikkat ediyorsunuz? Personel seçimi işten kalifiye eleman olarak özellikle. İşten anlayıp anlamadığı, anlamıyorsa onu da yetiştiriyoruz, öğretiyoruz yani çalışmak istediği takdirde. Bu şekilde devam ediyor. Peki müşterilerinizin size emanet ettiği eşyalara, herhangi eşyaların başına herhangi bir şey geldiğinde sağladığınız bir teminat var mı? Tabii ki var. Bu bizim firma tarafından olmuşsa biz onu birebir ödüyoruz. Peki koz yıkamanın hizmetleri neler? Neleri yıkıyorsunuz? Mesela ev hanımları size eşya getiriyor mu? Zamanla geliyor tabii ki. Biraz sonra şurada ütüde gördüğünüz eşyalar bir ev tarafından gelen bir beyefendinin günlük kıyafetleri. Günlük kıyafet dediğim gibi gelir. Organizasyon firmalarının çamaşırları gelir. Otellerden gelir. Spor salonlarından gelir. Bu gibi yerlerden gelir. Özel her şeyi yıkıyorsunuz, özel, genel, hiç fark etmez. Tekstil olarak evet. Koltuk, halonlar yok sadece bizde. Diğerleri vardır. Peki efendim, teşekkürler, ben sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler,
Sizin de yolunuz kağıthaneye düştüyse ve zamandan tasarruf edip sevdiklerinize zaman ayırmak istiyorsanız, temizlikle uğraşamam diyorsanız koz yıkamaya bekleriz efendim. Başka bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşçakalın. Ravuna 1906 bir turistik tesis. 8 tane odası olan güzel bir butik otel. Giriş katımızda kahvelerimizin özel olduğu bir kafe bölümümüz var. Terasımızda da muhteşem boğaz manzaralı bir restoranımız bulunuyor. Kahvelerimizin özel olduğunu duyduk. Biraz izleyicilerimize bahsedebilir miyiz? Kahvelerimizin özelliği nedir efendim? Tabii biz kahvelerimizi kendimiz ithal ediyoruz. Bu hafta El Salvador'dan olan kahvelerimiz var. Yeşil çekirdek olarak geliyor kahvelerimiz ve kendimiz kavuruyoruz. Özel bir teknikle kavruluyor. Ve üçüncü nesil dediğimiz demleme tekniğiyle kahvelerimizi de servis ediyoruz. Masada gördüğünüz gibi V60 dediğimiz bir teknikle farklı bir şekilde su ısıtıp filtre üzerine koyulduktan sonra demleme tekniğiyle kahvelerimizi servis ediyoruz. Tabii yeşil çekirdekten olduğu için daha sağlıklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii yeşil çekirdek olunca kavurma dakikasına göre aromalarını verebiliyoruz. Yeşil çekirdeği özel kahve kavurma makinamızdan döktükten sonra kavrulurken kahverengi alıyor zaten. Kavurma dakikasına göre ağırlığı, acılığı veya tatlılığını belirleyebiliyoruz. Tabii ki kafemizde sadece kahve değil, başka hizmetler de var değil mi? Tabii ki de. Daha önce de söylediğim gibi biz aslında küçük bir butik oteliz. 8 tane odamız var. Her bir odamız farklı dizayn edilmiş, farklı renklerde. 4 tane odamız İstiklal manzarası, 4 tane odamız da muhteşem Boğaz manzaralı. Kız Kulesi'ni ve tarihi Yarımada'yı görüyor. İzleyicilerimizi İstanbul'a geldiklerinde tabii ki de burada ağırlamak isteriz. Binamız tarihi bir bina. 1906'dan kalma bir bina. 2. derece tarihi eser. Özelliğini koruyarak restore edilmiş. Giriş katımızdaki kahve katımız ve üst katındaki mezanin katımız var. 1906'dan kalma orijinaldir. Yerlerimiz, parkelerimiz hepsi orijinaldir. Orijinal tarihiyle moderni bir araya getirip restore edilen bir bina yapısına sahibiz. En önemli özelliği de İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda bizim tarzda yapılan iki bina var. Bir tanesi biziz. Arnavut tarzında yapılmış bir binadır. Peki Ravuna'nın anlamı nedir? Ravuna'nın anlamı aslında bir anlamı var mı bilemiyorum ama bir soy isim. İtalyan bir ailenin soy ismi. 1900'lü yılların başında bu binada yaşamış, kuyumculuk ve antikacılık yapmış bir aile. İsim oradan geliyor. 1906'da binanın yapılış tarihi. O nedenle Ravuna 1906. Çok güzel ki Ravuna ailesinden 3. nesil olsa gerek bir hanımefendi sıklıkla bizim buraya gelip kahvesini içiyor ya da teras katımızda, restoranımızda arkadaşlarını ağırladığı oluyor. Sevgili izleyenler, bu hafta da Altın Rehber programının sonuna geldik. Ekrandaki numaralardan bize ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya tekrar aynı saatlerde İş Dünyası'nın Kalbi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.